İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Habertürk Televizyonu'nda suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddiaları soruldu. İddiaların Türkiye'ye operasyon hedefiyle ortaya atıldığını vurgulayan Soylu, Peker için teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek dedi. Benim öznelikle bir alakam yok. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor dedi. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'in paylaştığı videolar üzerinden merak edilenlere cevap verdi. İçişleri Bakanı Soylu Peker'e böyle seslendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Bu bedeli ödeyecek. Bakan Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin kilitlendiği yayında Soylu Peker'in "benim dönüş biletimdin" sözlerine sert çıktı. Bunu ifade edebilecek, bunu ortaya çıkarabilecek bir tek karine Allah rızası için ya. Böyle bir şey yok ki. Ben organize suç çeteleriyle mücadele edeceğim. Organize suç çetelerinden birisi diyecek ki "benim dönüş biletim sensin Nisan. Söyle kardeşim nereden Nisan benmişim? Kimle irtibata girmişim? Kim irtibata girmiş?" Bu adamla hayatımın hiçbir yerinde bir araya gelmedim diyen Soylu, Sedat Peker'i tanımadığını söyledi. Peker'in kardeşinin gözaltına alınması ve Kutlu Adalı cinayetine de ayrı bir parantez açtı. Bu adamın alınmasının sebebi o değil. Yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. Bakın, Kutlu Adalı soruşturmasıyla ilgili değil yani. Tam da bunun için alınması lazım. Ben de sizle aynı kanaatteyim. Ve bugün bunun için alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne KOM dairesine yazı yazdırdım. İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an meseleye müdahale etmektir benim görevim. En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Peker kendisinden ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu da iddia etmişti. İddianın fazlası var diyen Soylu, savcıya anlatacağını belirtti. Ben bir kere bir siyasetçi dedim. Partisinde söylemedim. Ama ben İçişleri Bakanıyım. Bunun biraz daha ötesi daha var. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Peki Soylu bu süreçte istifayı düşündü mü? Yok, hiç düşünmedim. Neden? Hiç. Yargının önünü açmışım zaten.